Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yenilikçi İstanbul Mali Destek kapsamında olan bir proje ile desteklenecek. Çalışmanın en önemli ayaklarından bir tanesi de çok disiplinleri bir araya getirmesi. Bu disiplinlerin içerisinde sadece sağlıkla ilgili alanlar değil, e, mühendislik ve benzeri alanların da e, bu alan içerisinde olmasını e, planlıyoruz. İyi öğrenciler ve asistanlar ve bu işte uğraşan arkadaşlar var. Onlara bu olanağı tanıyarak e, biz çok sayıda patentin e, hem kendi kurumumuz hem ülkemiz açısından çıkarak e, yurt dışına kadar e, önemli katkılar sunabilecek e, projeler. ...oluşacağını gerçekten düşünüyoruz, inanıyoruz bir de. projemizi kapsamında kurulacak merkezin adı Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi. Ee, bu merkezin aslında e, araştırmacılara sağlayacağı en büyük olanaklardan biri... ...önlerindeki bariyerleri kaldıracak. Bu ne demek oluyor? Mesela sizin aklınızda bir yenilikçi ürün var, bir prototip var. Bunu uygulamak için ilk önce bir merkez bulmanız lazım. Cihazları, uygun sarf malzemelerini ve personeli bulmanız lazım. Bu işi destekleyecek teknik personeli ve asıl en önemlisi bunların hepsini kullanabilmek için bir bütçeye sahip olmanız lazım. Aylar süren değerlendirme süreçleri birçok araştırmacı aslında yıldırıyor. Biz bu proje kapsamında 100 ilk etapta 100 araştırmacıya herhangi bir bütçe desteği olmaksızın, getirmesini istediğimiz bir bütçe desteği olmaksızın bu araştırmalarını, bu yenilikçi ürünlerini burada gerçeğe dönüştürebilme fırsatı tanıyacağız. Üç boyutlu teknolojiler dünyanın her yerinde ve her alanda giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Bu sağlığa da çok ileri düzeyde yansıdı. örnek vermek gerekirse ortopedi alanında bir kıkırdak kemik defektinin bozukluğunun iyileştirilebilmesi için belli bir çatı sağlamak, o bölgeye o hücrelerin tutunabileceği bir biyo yazıcılarla çatı sağlamak veya diş hekimliği uygulamalarında kişiye özel diş implantlarının tasarlanması veya herhangi bir cerrahide kullanılabilecek kişiye özel aletler, kılavuzlar, ameliyat öncesi tasarlanması çok mümkün. Üç boyutlu modellerle nasıl bir ameliyatı gerçekleştireceğimizi planlayabiliyoruz ve bu ameliyat süresinde ciddi kısalmalara ve kişiye özel bazı materyallerin üretilmesine yardımcı oluyor. Türkiye'de bazı merkezlerde bu tarz uygulamalar yapılmakta. Bizim merkezimizde bir fark bütün ayaklarını içeriyor olması. Kişiye özel üretilen ameliyat aletleri, kılavuzları, kişiye özel implantlar cerrahi sürelerini kısaltacak, aynı zamanda komplikasyon oranlarını azaltacak hastanede yatış sürelerini ve enfeksiyon oranlarını azaltacak. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği Kalkınma Ajansı aracılığıyla Yıllardır e, e, bilimsel projelerde desteklediği bir e, e, katkının sonucu olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bizi bu ve inovasyon dalında bu sene 2021 yılı içerisinde e, desteklemeye karar verdiği bir e, proje, e, doku mühendisliğinin belli temel araştırmaların yapılabileceği bu artırılmış gerçeklik ya da AR ya da VR dediğimiz özellikle yazılımların ve uygulamaların geliştirilebileceği komple bir merkez. Artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik yazılımlarıyla, uygulamalarıyla sağlık alanında şunu yapacağız aslında. Bir hekim hasta odasına gittiği zaman hasta eski dosyasını, dosya bilgilerini, teknik sonuçlarını dosyadan bakarak, eski usul bakmayacak. Özel bir aygıt takarak ya da özel bir uygulamayla o hastanın, o hastaya spesifik bütün bilgilerinin o hekime ya da sağlık çalışanının önüne geldiği uygulama. Sadece o hastanın görüntüsünü ameliyat sırasında dahi, cerrahın ya da ilgili hekimin önüne getiren uygulamalar, hayvan çalışmalarına belki gerek kalmaksızın ilaç çalışmaları, toksiste işte e, karaciğer, böbrek vesaire gibi çalışmalarda en temelde yapılacak e, bu tür e, de, ilaç denemeleri doku ve kültür hücre düzeyinde e, üretecek platformlar ya da e, malzemeler üretmek bu merkezimizin amaçlarından bir tanesi tabii. Sağlıkta dijitalleşmenin vücut bulabileceği, bunların tohumunun atılacağı, bilimsel çalışmaların yapılacağı bir ortam sağlayacak bu merkezimiz.